Spider-Man TYT B kitapçı 3. soruya geldik. Öğrencilerine elektrik ve manyetizma ünitesindeki elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. Şimdi kazanımını kavratmaya çalışan bir öğretmen aşağıdaki işlemlerle mekanik bir düzenek hazırlıyor. Şimdi öğretmen sert plastikten eğim açısı değişebilen bir eğik düzlem yapıp, bakın ben size kafanıza canlandırabilmeniz için bir taslak çizdim. Rastgele çiviler çakmış. Bakın rastgele çiviler çakıldı. Daha sonra eğik düzlemin üzerine bıraktığı, bakın cam bilye eğik düzlemin üzerine bırakıyor. Hareketini öğrencilerle beraber gözlemliyor. Bakın öğretmen böyle bir düzenekte iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı aşağıdakilerden hangisiyle modellemiştir? Şimdi arkadaşlar ben size bir devre çizdim. Şimdi bunu ne yapmış? Modellemeye çalışmış. Ohm yasasını bir hatırlayalım. V eşittir I çarpı R. Tamam. Şimdi bakın düzeneğe dikkat ederseniz sizin değiştirebildiğiniz yer açı. Dolayısıyla burası potansiyeldir. Bakın şuraya dikkat edin. Eğik düzlemdeki çivi sayısı bilyenin geçmesi için artarsa zorluk artar. Şimdi bakın direnç gösterilen zorluktu akıma karşı, değil mi? Plastik yüzeyin pürüzlüğü, değil mi? Oradaki sürtünme. Eğik düzlemin yapıldığı maddenin cinsi bu maddede sürtünmeyi etkiler, sürtünme katsayısını etkiler. Dolayısıyla bakın şuradaki arkadaşlar tamamen akıma gösterilen zorluk yani direnç. Şimdi dikkat edelim cam bilyenin büyüklüğü. Şimdi burada ne geçiyor? Akım geçiyor. Burada da dikkat edin dolaşan bir noktadan bir noktaya gelen bir cam bilye var. Buradaki cam bilye akıma benzetilmiş. Fakat eğik düzlemin eğim açısı diyor. Şimdi ben bunu değiştirebiliyorsam pili değiştirebilirim. Pili değiştirirsem potansiyel fark değişir. Dolayısıyla eğik düzlemin eğim açısını iletkenin uçları arasındaki potansiyel farka benzetmiştir. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar.